Biz tabi biliyorsunuz siyasi partide yerel yönetimlerden önce başladık eş başkanlık uygulamasını. Parti genel merkezimizde DTP döneminden başlayan bir çalışmaydı. Ve 2004 yılıydı sanırım AKP'nin demokratikleşme paketine girdi. Yani hani eş başkanlık resmiyette siyasi partide kabul edildi. Ama bu mücadelenin her zaman DEP HEP döneminden yani Kürt Kadın Hareketi'nin verdiği mücadele hep eşitlik, özgürlük üzerine bir mücadele oldu. Büyük bedeller ödendi, mücadele edildi, birçok şey geldi, geçti. Ama en nihayetinde biz dünyada tek ve ilk olan, tek ve ilk. Bakın eş sözcülük var ama eş başkanlık tek ve ilk. Yerel yönetimlerde 2014 yılında eş başkanlık uygulamasına geçildi ve ben de 2014 yılında ben de eş başkan olarak çalışmaya başladım. Aslında başladığımızda itiraf etmeliyim, biz de çok bilmiyorduk yani tamam eşitlik, kadın erkek eşitliği sağlanacak ama bu nasıl olacak, bunun yolu ne, yöntemi ne, ne yapacağız, nasıl ilerleyeceğiz, çok bildiğimiz bir şey değildi birçoğumuzun. Ama şunu biliyorduk, bu paradigmanın bunu savunduğunu, kadın mücadelesini yükseltmek için bizim buna bir mecburiyetimiz olduğunu, eğer bunu doğru ve iyi bir yerden tutturursak, genç kadın kuşaklarına önümüz döneme güçlü bir miras bırakabileceğimizi bilerek girdik bu işe. Bu kadarını biliyorduk. Ama yerel yönetimlerde eş başkanlık uygulamasının neye tekabül edileceğini çok doğrusu. Şimdi bir yasal yanı var, devletle ilgili bir yanı var, yasal olmayan yanı var. Mesela devletin alışkanlıkları var. Ulus devlet zihniyeti böyledir, tekçidir yani. İktidarcıdır, milliyetçidir, cinsiyetçidir. Ve biz bütün bunları böyle alt üst edecek bir uygulamayla girdik sahaya. Dediğim gibi yani çok bildiğimiz, çok böyle öngördüğümüz bir şey değildi aslında. Biz yürüyerek gördük onu, o şeyi. Fakat şununla da karşılaştık. Mesela şeye karışmadı, partiye karışmadı ama yerel yönetimlere karıştı. Çünkü demokrasi oradan gelişiyordu. Kadın oradan özgürleşiyor. Çünkü yerel daha dinamiktir, güçlüdür. Farklıdır. Yerel farklılıkları kabul eder. Sizi kabul eder, kucak açar sizi. Ama merkezi hükümetler öyle değil. Sürekli vesayet kurar yereller üzerinde. Biz de buna itiraz ediyorduk. O da yetmez. Bu vesayeti, bir itirazı da kadın mücadelesini yükselterek yapıyoruz. Bu daha da rahatsız etti onları. Yani sonuçta şunu söylemek istiyorum. Erkek egemen iktidar, iktidarının sarsılmasını istemedi. Ve bunun için kadın siyasetine, diline, rengine, mücadelesine ket vurmak için eş başkanlığı terörize etti. Aslında bu toplum eş başkanlığı çok güzel kabul ediyor. Yani diyor ki kadınların bir adaleti var. Kadın adaletine inanıyorum diyor. Kadın para yemez, çalmaz, çırpmaz, usulsüz bir iş yapmaz. Bir adaleti var. Bu toplumun genel böyle bir kanaati var. Fakat dediğim gibi egemen sistem bundan rahatsız oluyor. Dur, bu kadın gelmesin buraya. Biz bunlara alıştık. Siyaseti biz yönetiyoruz. Ben merkezdeki erkek, yereldeki erkek, aramda bir işbirliği yaparım ve yola devam ederim. Ama orada bir kadın olunca bundan rahatsız olunuyor. Ve kadın mücadelesi yerelden büyüyünce kadın meclisleriyle, kominlerle, kadın erkek eşitliği sağlanarak yerellerde bu rahatsız etti. Kayyumun en temel gasp nedenlerinden bir tanesi de kadın özgürlük mücadelesine vurulan şeydir yani darbedir. Kadın şiddete uğradığında, kadın yoksullukla baş etmeye çalıştığında yerel yönetimlerde azıcık da olsa nefes alma kanalları açabiliriz. Açabiliriz. Her şeyi devletten bekleyemeyiz. Devlet vermiyor. Mesela ne diyoruz? Biz çok dilli belediyecilik diyoruz. Ana dilde kreşler yapalım diyoruz. Valla bunun için para gerek mi? Bu devlet para vermeyebilir. Vermez. Önünü keser senin. İşte bakın tehdit ediyor. Diyor ki borçları olan belediyeleri icra getireceğim. Şimdi kendi evinin bir odasına iki gönüllü getirip küçük çocuklara ana dilde öğretemez miyiz? Mesela öğretebiliriz. Yani biraz bu kodlardan, bu devletçi koddan arınmak gerekiyor. İşte eş başkanlık aslında bunun panzehiri. Kolektif çalışma, kadın erkek kolektif çalışmanın bir ürünüdür.